Selamünaleyküm dostlar, videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizler için orta segment ve yüksek segmentte iki tane bilgisayarımız var. Baktığımız zaman dostlar, ilk sistemimiz Gaming.tr'de bulunan Sunrise 13100F sistemi. Bana kalırsa hani hala bilgisayar almayı düşünen arkadaşlar varsa yılbaşını geçmeden bu tarz sistemleri tercih ederekten işin içinden çıkmaları mantıklı. Çünkü zaman ilerledikçe fiyatların artacağını düşünüyorum, bilmiyorum. Zaten artmaya da devam ediyor zaten şu an baktığımız zaman da. Gelen bir hazır sistem olduğu fiyatı durmuyor. İlk sistemimiz Sunrise 13100F sistemi dostlar. Kendisinde Galaxy'nin 4060 Ti var. Ayrıca sistemimiz DDR5 dostlar. Asus Prime'ın H610M Intel soketli güzel bir anakartımız var burada. RAM'lerimiz 2x8 5200 MHz. Burada M.2 olarak M.2 hani çok üst düzey bir oyuncu değilseniz değiştirmenize gerek yok ama ben olsam değiştiririm çünkü anakartımızda bir tane M.2 slotu var, o yüzden bize sorun yaratabilir o M.2 slotu da, şurada gördüğünüz üzere. Yani 500 GB'lık depolamayı şu an günümüzde hepimiz çatır çatır dolduruyoruz arkadaşlar. 1 TB bile yetmiyor artık. Yana depolama alanı açıyoruz. Şimdi gelecek olursak 4060 Ti şu andaki işlemciyle bazı oyunlarda dar boğaz diyebilir dostlar. Bana kalırsa en azından işlemci 12400F'e geçiş yaptırın. Burada kıyım biraz paraya, yapacak bir şey yok. Zaten DDR5 sistem, internet 4060 Ti ile DDR5 sistem bulamıyorsunuz arkadaşlar. Her siteye girin, araştırın. Bu fiyata herhangi bir sitede yok şu anda. 12400F herhangi bir sıvı soğutmaya gerek yok. Ama stok soğutucu da yetmeyecektir. En azından bir tane de kule tipi alın. İster buradan alın, ister başka bir yerden alın. Ben buradan ekleyeyim. Şöyle bir kule tipimiz olsun. 25.000 liraya gelmiş oldu bu sistemimiz. Aşağı indiğimizde RAM kanadında dostlar 8x8 artı 8 16 GB RAM'imiz var. Burada zaten başka bir RAM alternatifimiz yok çünkü 32'ye geçiş yaptığımızda sistem 64 GB RAM'e çıkmış oluyor. Bu sisteme de buna gerek yok arkadaşlar. Yani fiyat 9000 lira oynuyor. En azından 8 artı 8 bizim için yeterli olacaktır bu sistemde. 16 GB RAM hala günümüzde yeterli düzeyde ilerliyor. Ayrıca önümüzdeki 3-4 sene boyunca 1080p'de her türlü oyunu oynayacaksınız yüksek ayarlarda. İşte RAM kısmına indiğimiz zaman, pardon, RAM kısmı diyorum, M.2 SSD kısmına indiğimiz zaman bana kalırsa 1 TB'tan yana kullanın dostlar. En azından Kingston'a geçiş yapın veya yüksek hız alacağım diyorsanız da diğerlerini de geçebilirsiniz. Anakartımız destekliyor. Ama fiyat performansı bol olmaması açısından Kingston'un M.2 SSD'sini alacağım şimdilik. Fiyatı da çok uçurtmaya gerek yok. Eğer ki diyorsanız ki ben ileride ekran kartım güçlü bir ekran kartı, eyvallah, İşlemciyi değiştireceğim mantığına girerseniz, daha yüksek bir sisteme upgrade'leyeceğim diyorsanız sistemimi, en azından XPG'nin 650 wattından 750 wattına da geçiş yapabilirsiniz. Burada power supply'ınız Gold sertifikaya geçmiş oluyor. Bu da akım olarak power supply'ınızı bayağı iyi hale getirmiş oluyor diyebilirim. Bu sistem böyle 26.000 liraya gelmiş oldu dostlar. İnternetten toplamaya kalktığınızda zaten şu anda kesinlikle toplayamazsınız. İsterseniz hani onun da bir AKAKÇE üstünden fiyatını hemen hesaplayalım. Böyle bir 20 AKAKÇE. i5 12400F. Baktığımız zaman işlemcimiz 4600 lira. Hemen bir hesap makinemizi açalım. 4600 artı RAM'lere kafadan 2300 lira yazıyorum. 4000, Galaxy 4060 Ti yazalım. Ekran kartımız zaten normalde 4060 Ti almaya kalktığınızda 14300 lira. Yazdığım zaten 21200 lira yani olmuş oluyor. 3500 lira kafadan kasa fiyatı derken anakartımız bize bedavaya gelmiş oluyor bu sistemde de. Ayrıca M.2 SSD de bedavaya gelmiş oluyor. Bu sistem hakkında görüşlerim bu şekilde arkadaşlar. Hemen bir sonraki sistemimize de geçiş yapalım. Burada zaten Galaxy da bu arada ekran kartında Gaming.tr değişim garantisi de veriyor. Herhangi bir sorun yaşarsanız götürün, direkt değiştirin. Hani herhangi bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Galaxy bu arada o kadar da herkesin abarttığı kadar kötü bir marka değil arkadaşlar. Bayağı da yaygın kullanılan fiyat performans markaları arasında yer alıyor. İkinci sistemimiz 4070 Ti'li. Bakın bu fiyatı 4070 Ti başka bir sitede çok görmedim. 4070 Ti olması güzel ama bu sistemin de hakkı dostlar, 2K bir monitör, gidip 1080p alırsanız bu sistemle oyun oynayamazsınız darboğazdan. Haberiniz olsun. Çok fazla darboğaz yersiniz, çok fazla takılma yersiniz. En azından 2K'yı tercih edin monitör bakımından, sistemden kurtardığınız paradan. Şimdi hemen şu sistemin fiyatını araştıralım. İnternette şunu toplamaya kalktığımızda ne kadar topluyoruz, ona göre özelleştirmemizi de yapalım dostlar. Hemen şöyle bir hesap makinemizi açalım tekrardan. Şimdi Ryzen 5 7500F 6000 TL. Bildiklerimi direkt yazıyorum. Belki 5600 falan da olabilir. Anakartımız 3500 lira.
4070 Ti'nin hemen sizler için fiyatına bakalım. Asus'un hem de. 4070 Ti. Biz en ucuzuna bakalım hadi. Asus'a da bakmayalım. Başına RTX yazalım da. Direkt zaten 30 bin lira bandında satılıyor. Bak Galaxy'ınki olsun hem de. Biraz daha Asus'a göre daha düşük segment ama. Bakalım kaç paraymış. 28.700 lira. Artı 28.700. Direkt 38 bin liraya geldik. RAM'lerimiz 2.300 lira ekleyelim. M.2 SSD 1000 lira. Asus'un kasası power supply ile birlikte de hani kafadan 3.500 liraya yazdığınız zaman 45 bin liraya zaten bu sistem gelmiş oluyor. Tabi Asus'un zaten şu power supply'ı 4.300 lira. Benim az para yazdığıma bakmayın. Zaten kası da 2600 olduğu için zaten kafadan bir 3500 lira daha buna eklememiz gerekiyor aynı mantıkla. Yani sıfırdan bu sistemi toplamaya kalktığınızda dostlar 48.500 liraya yakın bir fiyatı olmuş oluyor. Ayrıca biz ekran kartını Galaxy'ın tercih ettik. Asus'ta kullansaydık oradan da bir 3000 lira ilave ekleniyordu bu sisteme. Yani bayağı 6-7 bin lira kendi fiyatına hani parçalarına göre ucuz gelmiş oluyor dostlar sistem. Şimdi özelleştirecek olursak bu sistemde ne yapabiliriz? 2K'da kullanacaksanız bu sistem şu haliyle gider ama şu 500 lira farkla Ryzen 5 7600'e geçiş yapardım ben şahsen. Ayrıca bu arada işlemci arası çok bir fark olacağı malum değil arkadaşlar. Ama en azından çekirdek güçleri vesaire artmış oluyor. Pardon yanlış yere bakıyormuşuz. İşlemci sonuç olarak yine bu sisteme de bir tane sıvı soğutma hakkı vardır dostlar bana kalırsa. Sıvı soğutmasız kule tipiyle çok önermiyorum. İster buradan ekleyin ister başka yerden ekleyin. Başka yerden ekleyecekseniz MSI'ın B240 sıvı soğutması olabilir. Şu anda bu gördüğünüz. Veya Deepcool'un LE500 olabilir. İkisinden birini tercih edebilirsiniz. Bu biraz daha fiyat performans kalıyor tabii ki. Ama kesinlikle stok soğutucuyla kullanmayın sistemi. Çok yararlı değil. Eğer ki sistemim güncelliğini bayağı korusun anakart olarak da güç deneyim diyorsanız kesinlikle B650MK'ya geçiş yaptırın dostlar bu sistemin hakkı. A620M serisi değil B650M serisi. Zaten baktığımda da anakartımızda bir tane M.2 slotumuz var. Yine mecbur olarak da sistemi 1 TB'lık M.2 geçiş yaptıracağız. Hemen aşağı inelim. RAM'lerimiz yine sitede yedek RAM bulunmadığı için 16 GB RAM'de kalmış. Yapacak bir şey yok. Olmadı ikinci elden RAM'leri satarsınız. Yerine 16 artı 16 takarsınız. Burada tercih size bağlı ama 16 GB RAM de yine şu anda sizler için dual channel'la yeterli olacaktır. Bu sistemin hakkı yani PCIe 4'e geçiş mantıklı olabilir ama fiyat olarak biraz tuzlu baktığım zaman. O yüzden hani ister bu M.2 alın. Harici sitelerden, gaming gecelerinden falan 1 TB'lık M.2 düşürseniz direkt olarak eklersiniz. O yüzden burada M.2 eklemeyeceğim. Kasayı isterseniz beyaz da yapabilirsiniz bu arada. Fiyat farkı yok. Tercih size bağlı. Hangisi daha şık duracak diyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Burada power supply'ımız bronz sertifikalı. İsteyen arkadaşlar gold sertifikaya geçiş yaptırabilirler. Tercih size bağlı. Yani bu sistem bu kadar arkadaşlar. Bu sistem de bence gayet fiyat performans kullanışlı bir sistem. Video buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ayrıca Discord adresimize gelip kendi bilgisayarlarınızı yorumlama kanalımız var dostlar. Orada izleyicilerimizin hani bilgisayarlarını yorumlayıp şu parçayı değiştirebilirsiniz, şu güzel olmuş, şu güzel olmuş diyerekten hani sistemleri eleştireceğimiz güzel bir kanal var. Oraya da gelip sorabilirsiniz. Neyi alabilirim, ne yapabilirim diye. Ayrıca aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yine Discord adresimizden gelip sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz dostlar.